sıvı basıncı. Sıvılar ağırlıklarından dolayı kabın tabanına bir basınç uygularlar. Bunun yanı sıra sıvı tanecikleri dönme ve öteleme hareketi yaptığı için hareketlerinden dolayı akışkan özelliktedirler ve temas ettikleri bütün yüzeylere basınç uygularlar. O halde sıvılar hem ağırlıklarından dolayı hem de taneciklerinin hareketinden dolayı kabın her tarafına basınç uygularlar. Katılar ağırlıklarından dolayı bulundukları zemine basınç uygular iken sıvılar hem ağırlıklarından hem de akışkan özelliklerinden dolayı temas ettikleri tüm yüzeylere basınç uygularlar. Sıvı basıncını etkileyen faktörleri yakından inceleyecek olursak, bir sıvının derinliği veya sıvının yüksekliği arttıkça sıvının basıncı artar. Görseli yakından inceleyecek olursak, denizde yüzerken daha derinlere dalarsak, sıvının yüksekliği arttığı için bize uygulayacağı basınç da daha fazla olacaktır. 2. Sıvının cinsi veya sıvının yoğunluğu ne kadar fazlaysa sıvı basıncı da o kadar fazladır. Görseli yakından inceleyecek olursak, bir behere su, diğer beherede yağ doldurarak U borunun bir ucuna lastik bir boru geçirerek cam huninin ağız kısmını balonla kapatalım. Daha sonra cam hunileri aynı yükseklikte bulunacak şekilde sıvılara daldıralım. Aynı yükseklikte bulunan sıvılarda sadece yoğunluk farklıdır. Suyun yoğunluğu yağdan daha fazladır. Bu nedenle burada oluşan basınçla birlikte balona etki eden basınç artacağı için buradaki hava sıkışır ve suya basıncı aynen iletir. Ve buradaki cam U borudaki su seviyesi daha fazla yükselir. Burada ise su seviyesindeki yükseklik daha az kalır. Bunun nedeni suyun yoğunluğu yağın yoğunluğundan daha fazladır. Sıvının derinliğinin sıvı basıncına etkisini incelemek için bir pet şişe alalım ve pet şişeye belirli yerlerden delikler açalım. Bu deliklerden fışkıran suların ne kadar uzağa gittiğini inceleyelim. Dikkat edersek pet şişenin en alt noktasında bulunan su en uzak noktaya gidecektir. Bunun nedeni pet şişenin en alt noktasında bulunan suyun açık olan yüzeye mesafesi daha fazladır. Kısacası yükseklik arttığı zaman sıvı basıncı artar. Yüksekliğe bakarken her zaman bulunduğumuz noktadan sıvının üst yüzeyine olan mesafeyi almamız gerekir. Alt kısım bizi ilgilendirmez. Baraj duvarları yapılırken derinlere inildikçe duvarın kalınlığı daha da artar. Bunun nedeni sıvılarda derinlere inildikçe basınç artar. Bu basıncın etkisiyle duvarın delinmesi ya da çatlamasını engellemek için duvar daha kalın örülür. Denizde derinlere inildikçe vurgun olayının yaşanmaması için dalgıçlar derinlere dalarken kademeli dalış yaparlar. Ani ve hızlı hareket yapmazlar. Bu nedenle vurgun olayına yakalanmazlar. Beher glasslara yoğunluğu farklı olan iki sıvı aldığımızda, birinci beher glasımızda daha yoğun bir sıvı, ikinci beher glasımızda daha az yoğun bir sıvı kullandığımızda, birinci beher glasımızda basıncın daha çok olduğunu göreceğiz. Bunu da beher glasın yanında bir delik açarak fışkırma seviyelerine bakarak anlayabiliriz. Birinci beher glastaki su daha uzağa fışkıracaktır. Bunun nedeni yoğunluk arttıkça sıvı basıncının artmasıdır. Sıvı basıncını etkileyen iki faktör vardır. Bunlardan birincisi yükseklik. Artarsa sıvı basıncı artar. İkincisi de yoğunluktur. Arttıkça sıvı basıncı artar. Bunun dışında
kabın şeklinin genişleyen, daralan veya aynı sabit simetri olan bir kap alınmasının önemi yoktur. Sıvı basıncında kabın şekli önemli değildir. Sıvı basıncında en önemli iki etkeni tekrar etmek istiyorum. 1. Yükseklik veya derinlik ne kadar fazlaysa sıvı basıncı o kadar fazladır. İkinci etkenimiz yoğunluk. Ne kadar fazlaysa sıvı basıncı o kadar fazladır. Bunun dışında kabın şekli, sıvının miktarı bizim için önemli değildir. Sadece iki faktöre bakmanız gerekmektedir. Yükseklik ve yoğunluk. Bu kapların hepsinde su olduğunu düşünürsek, yüksekliklerinin de aynı olduğunu görselden incelersek, bu kapların hepsindeki sıvı basınçlarının eşit olduğunu söyleriz. Bu nedenle bu kaplarda az su ya da çok su miktarının çok olması, kabının şeklinin değişik olması sıvı basıncına etkili değildir. Birinci görseldeki sıvı ile dolu olan kap yan yüzeyi üzerine yatırıldığı zaman sıvı basıncı nasıl değişir diye bize sorulduğunda dikkat etmemiz gereken tek husus sıvının yüksekliği. Sıvının yüksekliği bir kutu H dersek, yan yüzeyi üzerine konulduğu zaman sıvının yüksekliği 2H olur. Eğer birinci şekilde sıvının basıncı P ise, ikinci şekilde yükseklik 2 kat arttığı için sıvının basıncı 2P olur. Kabın içindeki sıvı değişmediği için sıvının yoğunluğunu dikkate almadan soruyu çözebiliriz. Düşey kesici şekildeki gibi olan her tarafı kapalı 5 hacim bölmeli kapta bulunan sıvının kabın tabanına uyguladığı sıvı basıncı kap yan yüzeyinin üzerine çevrilirse nasıl değişir? Bu tarz soruları çözerken kabın yan yüzeyi üzerine çevrilmiş halini de sorunun bir kısmını kaplayacak şekilde çizelim ve kabın içindeki sıvının hacmini belirleyelim. 1 kutu, 2 kutu ve 3 kutu. 3 kutuluk sıvı yer kaplıyor. Yan yüzeyini çevirdiğimizde yine 3 kutuda sıvının yer alacağını düşünerek sıvının yüksekliğini belirleyelim. Sıvının ilk yüksekliği bir kutu yani H kadar olsun. Yan yüzeyi üzerine çevrildiği zaman sıvının yüksekliği 2 kutu 2H olsun. Sıvı birinci kapta bulunurken P basıncı uyguluyorsa kap tabanına H yüksekliğinde 2H yüksekliğinde 2P basıncını uygulayacaktır. Yükseklik 2 kat arttığı için sıvının da basıncı 2 kat artacaktır. Burada kabın şekli, sıvının miktarı, sıvının basıncında etkili değildir. Sadece sıvının derinliği ve sıvının yoğunluğu etkilidir. Kap içerisindeki sıvının yoğunluğu değişmediği için yoğunluğu dikkate almadık. Farklı şekil ve boyutlardaki kapları tabanlarından birleştirirsek elde ettiğimiz kap bizim için bir bileşik kaptır. Bu bileşik kaba su doldurduğumuzda bu su tüm kaplarda aynı seviyede olacağı için kap tabanında oluşan sıvı basıncı her noktada aynıdır. A'da, B'de, C'de, D'de ve E'de oluşan sıvı basıncı hepsinde eşittir. Bunun nedeni içinde bulunan sıvının yoğunluğu A'da, B'de, C'de, D'de ve E'de aynıdır. A'nın yüksekliği, B'nin yüksekliği, C'nin yüksekliği, D'nin ve E'nin yüksekliği de aynı olduğu için sıvı basınçları eşit olur. Su depoları kendi bulundukları seviyeye kadar suyu pompa kullanmadan gönderebilirler. Mesela bu su deposu kendi seviyesine kadar suyu gönderebilir sıvı basıncından faydalanarak. Fakat kendi seviyesinden daha yukarıdaki seviyelere suyu gönderebilmesi için ekstra pompaya ihtiyacı vardır. Huni ile oluşturduğumuz düzenekte huniyi aşağıya doğru daldırdığımızda U borusundaki su seviyesi yükselmeye başlayacaktır. Bu da sıvıda derinlere inildikçe basıncın arttığını kanıtlar.
Tam tersi, Huni'yi yukarıya doğru çektiğimiz zaman U borudaki sıvı seviyesi de aşağıya doğru inecektir. Huni'yi ne kadar derine daldırırsak U borudaki sıvı seviyesi de o kadar yükselecektir. Özdeş musluklardan farklı kablara aynı hızla akan suyla doldurmak istediğimizde kabın tabanında oluşan basınçların grafiğinin nasıl oluştuğunu inceleyelim. Öncelikle birinci kabımızda eşit zaman aralıklarında su seviyesi eşit olarak artacaktır. Bu nedenle de düzgün bir şekilde doğru orantılı bir artış gözleyeceğiz. Demek ki kabın tabanındaki sıvı basıncı düzenli olarak artacaktır. Diyelim 1 dakikada H yüksekliği 2 dakikada 2H yüksekliğine ulaştığı için düzenli olarak 1 dakikada P kadar, 2 dakikada da 2P kadar kabın tabanında basınç oluşacaktır. Eğer kabımız yukarıya doğru genişleyen şekilde ise alt kısımda daha hızlı 1 dakikada H kadar doluyorsa 1 dakika sonra H'tan daha az dolacaktır. H bölü 2 şeklinde bir dolum olduğunu düşünürsek kap genişlediği için yükselme miktarı daha az artacaktır. Bu nedenle de yavaşlayarak yükseklik arttığı için basınç zaman grafiği bu şekilde çıkacaktır. Eğer kabımız daralan şekilde ise öncelikle sıvı yüksekliği daha azken daha sonra sıvı yüksekliği hızlı bir şekilde artacaktır. Bu nedenle de zamanla basıncımız hızlı bir şekilde artış gösterdiğinden bu şekilde bir grafik çizmiş olacağız. Bunun daha kısa yolu da eğer kabımızın kenarı düzse düzgün bir şekilde artış göreceğiz. Eğer genişliyorsa, hızlı bir şekilde büyüyorsa o zaman yavaşlayarak azalan şekilde basıncın arttığını göreceğiz. Kabımız daralıyorsa daha hızlı bir şekilde artış bekleyeceğiz. Sıvıların basıncı iletmesi, Pascal prensibi. Araba tamirhanelerinde arabayı kaldırabilmek için kullanılan liftler sıvıların basıncı iletme ilkesinden yararlanılarak kullanılmaktadır. Burada yakından inceleyeceğimiz bir su cenderesi içerisinde küçük bir piston ve uygulanan kuvvetin arabanın ağırlığına nazaran daha küçük olduğunu söyleyebiliriz. Arabanın üzerinde bulunduğu pistonun yüzeyinin daha büyük olduğunu ve arabanın ağırlığının iki kişinin uyguladığı kuvvete göre daha fazla olduğunu dile getirebiliriz. Buradaki çalışma ilkesinde küçük olan pistona uygulanan kuvvet küçük, büyük olan pistona uygulanan kuvvet ise daha büyüktür. Ve bu A noktasındaki basınçla B noktasındaki basıncın eşit olması gerekir. Çünkü sıvılar üzerine uygulanan basıncı aynen her yöne iletirler. İşte biz bu ilkeye Pascal prensibi deriz. A noktasındaki basınçla B noktasında oluşan basıncın eşit olması gerekir. Sıvılar üzerine uygulanan basıncı aynı doğrultuda her yöne iletirler. Eğer bir değer vererek bunu işleme dökecek olursak, kuvvetimiz 10 Newton, yüzey alanımız 1 metrekare olursa A pistonuna uygulanan basınç 10 bölü 1'den 10 Pascal çıkar. B pistonuna uygulanan basıncı bulursak, eğer arabamızın ağırlığını 100 Newton olarak alırsak, yüzey alanımızı, B'nin yüzey alanını da 10 metrekare olarak alırsak, 100'ü 10'a böldüğümüz zaman yine cevabın 10 Pascal çıkacağını bulabiliriz. O halde küçük yüzeye küçük kuvvet, büyük yüzeye büyük yük uygulayarak basınçları eşitleyebiliriz. Pascal prensibinin kullanıldığı örneklere bakarsak, otomobil fren sistemi veya hidrolik frenler, berber koltuğu, dişçi koltuğu, su cendereleri, itfaiye araçları, damperli kamyon, bunun yanı sıra atlı karınca, hidrolik lifler örnek verilebilir.
İş makinelerinin hareketli aksamları, hidrolik presler, ilaç pompaları, hidrolik taşıma lifleri, dişçi koltukları, emme basma su tulumbaları, parfüm şişeleri, hidrolik direksiyonlar da yine sıvıların basıncı iletmesinden yani Pascal prensibinden faydalanarak tasarlanmıştır. Şimdi sınavlarda çıkmış sıvı basıncı ile ilgili bazı soruları yakından inceleyelim. Bu kısımda videoyu durdurun, soruyu okuyarak doğru cevabı bulmaya çalışın. Daha sonra da videoyu izleyerek cevabınızın doğru olup olmadığını kontrol edin. Sıvı basıncı derinlikle artar. Buna göre durumlardan hangileri sıvı basıncı derinlikle artar bilgisini kullanarak açıklanabilir. 1. İçinde çeşitli sıvıların saklandığı büyük depoların dışında bulunan çelik bantların deponun alt kısmında daha sık aralıklarla sarılması. Deponun alt kısmında daha sık aralıklarla sarılıyorsa burada basınç artıyordur. Demek ki depoda derinlik arttığı için sıvı basıncı artar. Yukarıdaki ifadeyi birinci görselimiz destekledi. 2. Üzerinde delik bulunan suyla dolu bir şişede su seviyesinin deliğe yaklaşmasıyla delikten çıkan suyun ulaştığı yatay mesafenin de azalması. Yani söylemek istediğimiz nokta, eğer ki bizim bu deliğimiz suyun bulunduğu seviyeye yaklaşırsa, yani yukarıdan bir delik açarsak daha az mesafede yol alır. Ama su seviyesinin bulunduğu su seviyesinden daha uzakta bir delikte delikten çıkan su daha uzak bir mesafeye ulaşır. Burada da sıvının derinliği değişti. Derinlik arttığı için daha uzak mesafeye ulaştı. Bu nedenle bu görsel de ifademizi destekledi. 3. İçi suyla dolu bir kabın üzerindeki hareketli kapağa kuvvet uygulandığında mantar tıpalarla kapatılan deliklerden tıpaların fırlaması. Burada bir kuvvet var ve bu kuvvetin etkisiyle oluşan basınç sıvının her tarafına aynen iletiliyor. Üçüncü görselimizde sıvının basıncı aynen iletmesi, yani Pascal prensibi var. Derinlikle sıvı basıncının değiştiği ifadesi üçüncü görselimizde yer almamakta. Bu nedenle sorumuzun cevabı 1 ve 2 C şıkkı olacaktı. Kesit alanları 3S ve S olan şekildeki bileşik kapta H yüksekliğinde su vardır. K musluğu açılıp su dengesi sağlandığına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Videoyu bu kısımda durdurunuz. Soruyu çözerek doğru şıkkı bulmaya çalışınız. Daha sonra cevabınızın doğru olup olmadığını videoyu izleyerek öğrenmeye çalışınız. Eğer ben K musluğunu açarsam buradaki su L tarafına doğru akmaya başlayacak. Ve son konumda da aynı seviyede su olacak şekilde L'ye doğru su akışı gerçekleşecek. L noktasında bulunan suyun yüksekliği ile M noktasında bulunan suyun yüksekliği aynı olduğu için L'de ve M noktalarında sıvı basınçları aynı olacak. Bu nedenle cevabımız D şıkkı. M ve L noktalarındaki sıvı basınçları eşittir. İçinde su ve zeytinyağı bulunan şekildeki KLMN kaplarının tamamı doludur. Buna göre sıvıların tabanlarına uygulanan basıncın sıvının cinsine bağlı olduğunu araştırmak isteyen bir kişi hangi iki kapı seçmelidir? Videoyu burada durduralım, sorunun doğru çözümünü bulalım, daha sonra videoyu izleyerek cevabımızın doğru olup olmadığını kontrol edelim. Bu tarz sorularda neyi inceliyorsak onun farklı olmasına çalışacağız. Onun dışındaki bütün şartların aynı olması gerekir. Yani sıvının cinsi bizim için bağımsız, değişken, farklı olan şey sıvının cinsi olmalı. K ve L kabını seçsem su ve zeytinyağı sıvının cinsi farklı olur fakat aynı zamanda yükseklik de değişir. Bizim istediğimiz ise sadece sıvının cinsi değişecek. Bunun dışında diğer şartlar aynı olacak. Bu nedenle L ve M kabını seçersem sıvıların cinsi değişir fakat sıvının yüksekliği değişmez. Cevabımız A seçeneği olacaktı. Arabaların fren sisteminde fren pedalına kuvvet uygulandığında fren sıvısında bir basınç oluşur. Bu basınç balatalarda büyük kuvvet oluşturur. Bu kuvvet diski sıkıştırarak tekerleğin dönmesini yavaşlatır. Bu olay aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? G
Gazların basıncı her yöne iletmesiyle, bu ifade doğru değildir çünkü burada fren sıvısından bahsediyor. Fren sıvısında basınç oluşur dedi. B şıkkı sıvıların basıncı ileterek fren balatasına zıt yönde kuvvet uygulamasını sağlamasıyla. Evet, doğru cevabımız bu. Normalde biz fren pedalına bastığımızda bir kuvvet uyguladık. Bu kuvvet sonucunda fren sıvısına bir basınç oluştu. Bu basınç balatalara büyük bir kuvvet oluşturarak ters yönde sıkıştırdı ve yavaşlattı. Sıvıların basıncının sıvının yüksekliğine bağlı olması ile yukarıdaki ifadede sıvının yüksekliğini değiştirmedik. Sıvının basıncının sıvının cinsine bağlı olmasıyla yukarıdaki ifadede sıvının cinsini de değiştirmedik.